Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah resuluna Muhammed'e selavat. Bu arada Berat gecemiz mübarek olsun. Ben böyle bir bütünselliği bir ifade edeyim. Kader ilim levindendir. İrade ve kudret değildir. İlim levinden olduğu için ilmi ezelidir. İlmi ezeliyidir. Mele-i bakan bir ayna misaline benziyor. Ben şöyle bir misal vermek istiyorum. Bir fanos düşün. Ayna. Fanos. Tamam Küre. Bunun evvel ahirisi sonu başı var mı? Fanosun içinde olan için yoktur. Bunun içerisinde bir tane toprak koyun. Toprak koyun içerisine. ince bir tabaka. E, ortasını. Oraya da bir tane toprağın içine çekirdek koy. Koydun. Ağaç büyüsün. Büyüt. Dal budak versin. Ama ortada bu yani Fanos'un tüm çevresi değil, ortasında bir küre şeklinde toprak yap. Sonra o toprağın içine çekirdek koy. Çekirdekten bir ağaç çıksın. Ağacın bir meyvesi olsun. Şimdi Allah e, var iken hiçbir şey yoktu. Ben kainatı yaratacağım dedi. Bu irade. Projesini yaptı. ilim. Onu vücudu hariciye çıkarttı. Kudret. Bunu kader isalesinde Luzum, zarret, vücub diyor. Luzum, ilim, zarret, irade, vücub, kudret. Buna Risale-i Nur'da illeti tamme denir. Şimdi Fanos'a gelelim. Buradan başka sorunuz kalırsa Allah bu yaptığı var iken, kendisi varken hiçbir şey yoktu. İcraatlarına, alemi gaybda, melekut alemlerindeki icraatını biz bilmiyoruz. Fakat yaptığı icraatı bize bir unvan-ı mulahazat, düşünme ve tefekkür etme, idrak etme, kıymetini bilmek adına birer nam ve unvan koydu. isim koydu. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yaratacağım diye meyletti. Buna regaib dedi. Alemi şahadette de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Rahm-ı Madere diye suretini böyle ifade etti. Regaib'in mahiyeti Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yaratmaya karar verdi, rağbet etti. Yani o karar vermeye, vücut vermeye, kararın o rağbet etmesine Regaip gecesi olarak bize gönderdi, bildirdi, hatırlattı. Böyle yaptım dedi. Buna bir size alamet gönderiyor. Bilin diyor kadri kıymetini bunun. Regaip bu. Alemi şahadette kıblenin şey bazı şeylerin değişmesi, yapılması onlar sureti. Allah canibinden bakıyoruz. Regaib demek ki Allah'ın karar vermesi, yaratmaya ona bir alamet koydu. Onun adı Regaib. Sonra diğer ilmi anlatayım. Allah karar verdi bu irade. Projesini çizdi ilim. Onu vücut hariciye çıkarttı kudret. Şimdi bunları alametini yapacağız. Fanos'un içerisindeki toprak tabakası ubudiyet. O çekirdek kaderi insani, insanı kader. Çekirdek, toprağın içerisindeki çekirdek insan. Bu kader, kader insanın kaderi. Ee, şeyin değil, şeceri hilkatın kaderi değil. Şeceri hilkat geneldir. Kainat herkese hastır. Hususi. Şeceri hilkatın hususi insandaki anlamı kainat. Herkesin kainatı hususi dünyası farklı. O ağacı hayalet, hayal, çekirdek, insanın yazılımı. Sonra ağaç oldu, meyve, insan. Meyve, insan. Ee, güneş, nuru, iman. Çekirdek ağaç olacak. Şimdi güneş vuracak fanosun içine. Güneş vuracak çekirdeğe. Çekirdek neydi? İnsanın kaderi, yazılımı. Yazılım. Herkeste eşit. Tarihçi hayatı onda. Her şey ama. Olması gereken sonsuz, nihayetsiz ihtimaliyatların bütünselliği. Bir daha. O çekirdek nihayetsiz olasılıklar, olma ihtimallerinin her şeyin bütünselliği çekirdek. Ama her şey çıkmayabilir. Adana'da yetişen bir narın, Kırıkkan'da yetişen nar, Rize'de yetişmeyebiliyor. Çekirdek aynı çekirdek. Ama şartlar lazım. Demek ki o çekirdek toprak, Ubudiyet toprağı o çekirdek insanın kendi hakiki hakikat yazılımı Allah canibindeki yazılımı çekirdek ona ağaç yapacağız imanın nuru güneş iman gibi o çekirdeğe su lazım İslamiyet suyuyla İslamiyet o çekirdeğe su gibidir güneş o çekirdeğe iman gibidir iman veya güneş o çekirdeğe böyledir. Toprak o çekirdeğe ubudiyettir. Ubudiyet ne demek? Az, fakr, noksan kusurunu deruhte etmek. Sonra o ağaca muamelat yapılması lazım. Ziraat muamelesi konulması lazım. Ona yapılan muamelelere de evamiri Kur'aniye. Nasıl yapacaksın? Ziraat mühendisi değilsin. Çiftçi değilsin. Tecrüben yok. Bir bilgin yok. Birikimin yok. Ne yapıyorsun? Mazi ilimle yapıyorsun bunun doğru ve yanlışını şuraya kadar bundan önce sonrasılarını gösteren Kur'an'dır. Evamir Kur'aniye göre muamele yapmak ağaca. O o ağacın arka tarafı da insanın evamir Kur'an'ı arka tarafı da gayb tarafı insanın gözükenin arka tarafı. Yani bir çekirdek var. Buna eveluhu ismine bakar. Meyve ahir ismine bakar. Beşeriyetimiz. Eveli nuru Muhammed'i cihetimiz. Meyve ahiruhu beşer insan olmamız. Ağacın zahirisi zahiru esmasına bakıyor. Ağacın batınısı batın esmasına bakıyor. Bu ne demektir? Evel ismi insanın çekirdek oluşu, program oluşudur, hılkattır, kader ezelidir, hali ve vicdanidir, ilim nevindendir çekirdek. Ahir ismine mazar olan meyve ise tohumdur, fıtrattır. Zahir ismi ise insan kainat ağacıdır, alemi şahadettir, kitab-ı mübindir. Batın ismi ise ağacın görülmeyen makine tarafıdır ki alemi gayb melekûtiyeti eşyadır ki imam-ı mübin diye tesmiye edilir. Şimdi kader ilmi ezelidir demek bu ağacın ağaca güneş içine koyduk, güneşi koyduk, yağmuru koyduk, ağaca muamelat, evamir-i Kur'aniye, çekirdeğin neşuneması olduğu yer toprakta, ubudiyet. Demek ki ubudiyet toprağı, imanın nuru güneş, İslamiyet suyu, evamir Kur'aniye imtisal ederse o çekirdek dar, sıkı, karanlık yalnız iken alemi şadete çıkıyor. Ama hepsi neyin içinde? Fanos'un içinde. Fanos nedir? Ee, i̇lmi ezeliyedir. İlmi ezeli, meleği aladan bakan bir ayna mesabesindedir. Hepsi bunun bütünlük içinde oluyor. O çekirdek olasılıkların bütünselliğidir. Olması muhtemel her şeydir. Ama her şey çıkmıyor. Mesela insan 60 senede, 100 senede ...yazılımını bir tamamı yapamıyor. Bunu, Ya Rabbi yazılımımda her şey var ama ben bir şey oldum. Her şey olabilir iken bir şey oldum. Ya Rab benim gözüm orada kaldı. O olasılıkları ne olmam gerekiyorduysa senin katında... ...o olmak istiyorum demenin adı istifardır. İstifar ile istidatların kabiliyete... Manen dönüşmesi demektir ki Allah Resulü günde 70 defa istiğfar ederdi. Yani olduğuna bakıyordu. Olması gerekenler sonsuz. Olunamadığı için olunamaz alem-i şadet. Onun olma hali yani olasılıkların olma halini yapan manevi bir sistemin adı istiğfardır. Tövbe ise günahları yani günahlar ademidir. Vücuda dönüştürmek sistemin adı da tövbe edir. Şimdi Allah karar verdi, yaratacağım. Buna bir alamet koydu. Bunun adı regaip. Bu insana, bu insana ne şuna malandıracağım? Yani şeceri hilkat bütünseldir. İnsanın dünyası kainat. Bunu bütünleyeceğim. Yani bir senelik çekirdeğini yapacağım. Nesini bir senelik kainat? Şeceri hilkat değil. Bunu berrat gecesiyle koydu ki İslamiyet suyuyla İslamiyetimize imtisal etme nispetinde berratımız olur. Yani hayatımızın geneli değil, bütün ömrün değil. Bir senelik çekirdektir berat gecesi. Bir senelik e, kainatımızın çekirdeğidir. Biliyorsunuz ki ağaç olmadan önce bir çekirdeği olur. Bir şey yapılmadan önce her şey önceden düşünülür. İşte o bir sene ne olmak istiyorsun? Nerede o? Bilimde de böyle. Bilim insan ne diyor? Hedefini yüksek tut. Ne almak istiyorsun? Diz oraya. Bu seni çeker. Gaye ve maksadını yazarsan kainatta bir çekim yasası var. Seni oraya çeker ve ona dönüşürsün. Diyor ya bilim insanı. Ha, sen de bir sene sonra nerede olmak istiyorsun? O hedefinin bütünselliğine bir alamet koymuş. Onun adı da Berrat'tır. Yani o kader neydi? Orada kardeş soruyor. O fanosun içindekilerin geneliydi. Berat nedir peki? O fanosun içerisinde çekirdeğin ağaç olması için bir senelik bir senelik kainat olma herkesin kainatı hususudur. Kainat olmanın çekirdeğidir ki İslamiyetle yani e, eylemseldir İslamiyet. Peki Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi o ağaca yapılan muamele. Ne ile yapacaksın? Yap, e, bazı şeyleri yapmam lazım, bazı şeyleri yapmamam lazım. Doğrularım ve yanlışlarım var. Doğru ve yanlışlarımı nereden öğreneceğim? Kur'an'dan öğreneceğim. O ağaca yapılan muamele Kur'an'a imtisal edilerek olur ki Kur'an'a imtisalini simgeleyen de bu Kadir Gecesidir. Kur'an Gecesidir. Kadir Gecesi. Peki toprağın toprağındaki e, taş mı olacak, kış mı şey yapacağım, e, çamur mu olacak, kumlu yere mi ekeceğim ben bu çekirdeğe? Toprağın şekline, mahiyetini de Miraç Gecesi, Ubudiyet, insanın e, istidadının kabiliyete dönüşmesi. Miracı da şöyle anlatmak gerekiyor. Miraç alemi şahadete, alemi ki insanlara gösterilen bir mucize değildir. Miraç hakikati nedir? Hakikati miraç şudur. İnsanın fıtratında kan dökmek, fitne çıkartmak olduğundan alemi gaybdaki ruhaniler ve meleklerin biraz itirazvari olmuş. Yani bu kan dökecek, fitne çıkartacak insan nasıl kainatın halifesi yaptın ya Rabbi? İşat da anlatıyor bunu. Bu sefer Cenab-ı Hak diyor ki ...sizin, biraz anlatıyor, bilmediğinizi ben biliyorum. Ama bu, sizin bilmediğinizi ben biliyorum... ...bunu fiilen göstermesi lazım. Fiilen bir arzlı, yani yeryüzündeki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...yeryüzündekilerin halifeliğini göstermek için... ...ruhanilere ve melekler üstünü göstermek için... ...alemi gaybtekilere bir mucizesidir miraç. Ve miraç ile... İnsanın halifesi ve rütbesi gaybda tescillenmiş oldu. Ona bir alamet de nedir? Miraçtır. Kendi bir seneli kainatın çekirdeği, şöceli hilkat değil, kainatını sen oluşturacaksın. Bir seneli kainat senin. O da berrattır. Ben yaratıldım, Allah değer verdi, bana kıymet verdi. Allah kim, ben kim? Bana değer verdi. Bu regaip rağbet etti Allah sana. Kur'an'la müşerref etti. Bu da Kadir Gecesi. Tüm bunları regaibi, berratı, Kadir Gecesi, miracı, cemul cemeden arzlı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bu dört tane geceyi bütünleyip alemi şahadette zuhurunu ifade eden Mevlüt Kandili'dir. Onun için üç aylarının içinde değildir dışındadır. Mevlüt kandili bundan dolayı 3 ayların içerisinde değildir. Yani Mevlüt alemi şahadete baktığı için 3 aylar alemi gayba bakıyor. Çünkü Recep Allah'ın ayı. Sadece sırf uhrevi diyor. Uhrevi Allah'ın ayı. Şaban peygamberin hakikatinin ayı. Miraç insanın ayı. Tüm bunları beşer suretinde yani insanın beşer suretinde alemi şahadete cem, cem ederek ifade etmesini yani alemi gaybı alemi şahadete taşımasına bir unvan koymuş, bir alamet koymuş. Onun adı da Mevlut Kandili'dir. Gelen soru şu. Ee, abi Leyla Berat'ı kader caribinden sormak istiyorum. Allah ilme ezelisiyle ömrü hayatında ne yapacağımı bilmesi ve bunun kader de kayıtlı olması, yazılı olması. Mesela yarın gece de benim ne yapacağımı bilmesi bu gecenin akabinde hayır ve şer noktasında kader programında Allah canibinden bilinmesiyle takdir edilmiş. O zaman benim berat gecesindeki yapacağım fiiliyat hayır ve şer noktasında bu kaderde neyi değiştirecek? Diğer bir açıdan Leyla'yı beratın kaderimize etkisi. Yani biz kader levhasını bilmediğimizden dolayı hayatımızda sadece kaderi tasdik mi ediyoruz? Filiyata mı çıkarıyoruz? Yoksa Berat gecesinde tamamen değişiyor mu? Ee, bilmiyorum. Soru çok mu mulak oldu? Şöyle devam ediyor abi. Eğer değişiyorsa her şey olmuş bitmiş diyoruz. Burayı nasıl izah edeceğiz? Ee, bir de şöyle devam ediyor. Bu sorunun nereden gel geldiğini Şualar 505 Leyli Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mükattaratlı beşerin programı e, nevinden olması cihetiyle Leyli Kadrin kutsiyetindedir ifadesinden. İşte bu çekirdeğin kaderde bağlantısı bu çekirdek kadere nasıl etkiliyor? ediyor? Neleri değiştiriyor? Ben bir size bir bütünlükten yukarıdan aşağı ineyim. Kısaca Allah'lık alemi var. Allah'lık alemi var. Soğan kabukları gibi mertebe olarak düşünürsek en dış tarafı esmalardır. Çık, bu esmalar nereden çıkar? Sıfattan. Sıfatlar nereden çıkar? Şuunat-ı zatiyeden. Şuunat-ı zatiye nereden çıkar? mayyeti zatiyeden. Tamam. Şimdi e, kader ilim nevindendir. Kudret ve irade nevinden değildir. Onun için vücudu harici noktasında kader esas alınmaz. İlimdir. Yani yapacak bilgisidir. Yap emri değildir. Bak işte, kader ilim nevinden olduğu için ilim maluma tabidir. Bu malum nedir? Malumu anlatıyorum. Yukarıdan aşağı iniyorum vacibül vücut alemini. En merkezi ilmi olsun biraz. Mayet-i zatı hakkında malumatımız yok çıktı dışarıya. Şunat zati hakkında şefkat, muhabbet var ya insandaki ruh. Şefkat, muhabbet, sevf, şev, lezzeti mukaddese, memnuniyeti mukaddese, iftir mukaddese. Gelelim bu çok önemli. Zati sıfatlar nedir? Luz şey va, e, vücut vahtaniyet, beka, kıdem, mukalefetun havadis, kıyam bi nefs tek 7 etti mi? Bu 7 tanesini tayin pekmezi karıştırır gibi 7 tanesini karıştır. Dışarıya çıkart. Bunun adı ilimdir. Ya şey malumdur. Yani bunlar malumdur. Vuh, vahdaniyet, vücut, beka, vahdaniyet, kıdem. Bunlar hepsinin bütünlüğü malum. Allah'ın zatı sıfatında her şey biliniyor. Bu malumun ilim şeklinde ifade edilmiş. İlim maluma tabidir. İlim nerededir? Subuti sıfattadır. Subuti sıfatı sayıyorum. İlim, irade, sem, basar, kudret, hayat, kelam. İlim nerededir? Subuti sıfattadır. Subuti sıfat nerededir? Aşa aşağıdadır. Nereye göre? Zati sıfat. Subuti sıfat, subuti sıfat, zati sıfat, şunat-ı zatiye, manyet-i zatiye. İlim burada. Esmalar da burada. Esma, subuti sıfat, zati sıfat. İşte zati sıfattaki e, vücut, beka, vahdaniyet, kıdem vesaire o zatı sıfatların bütünselliği alemi şahadete şeceri hilkatı oluşturuyor zatı sıfatlar. Bu zatı sıfatlar tecelli etmesine nasıl tecelli edeceği muayyen taayyun ve teşahhus etmiş olduğu hale malum denir. Bu malum malum ilim olarak gözükür. Onun için ilim maluma tabidir. Şimdi iniyorum aşağıya. Bu ilim Subutu sıfattaki ilim, kaderi anlatacağım. Esma-i fiiliyeler var. Kainatı icraat eden, kainatı yöneten, kainattaki cil ve cemal nakış sanat, kainatı yönetiyor ilim. Bu esma-i fiiliyelerin bütünselliği, tayin pekmez karıştırır gibi, bütün e, isimleri böyle cem edersek, karıştırırsak bunun adı kaderdir. Kader. Onun için canlıdır, ruhludur, şuurludur, muktedirdir. Kader rızkını verdi, kader rızkını kesti, kader sevk etti diyor. Fail olarak gözüküyor. Öyle bir yazılım falan değil. Demek o zaman nedir kader? Esma-i fiiliyelerin bütünselliğidir. Ne demek esma-i fiiliye? Bir ağaçı düşün. Çekirdeğe evel ismi. Meyveye ahir ismi. Ağacın zahirisine zahir ismi. Ağacın batınısına batın ismi. Huve ve lahiru ve zahiru vel batın. E bunlar nedir? Ve ve bi kulli şeyin alim. İlim olarak gözüküyor. Bu dört isim malum. Cemul cem ilim. İlim maluma tabi. Gördün mü? İlim sonuç. Dört isim malum. Esma. Ha. Kader nedir? Bu dört ismin ve esma-i fiiliyelerin bütünselliğidir. Bir kadir bilelim ki sonrası kolay. Ha, bunu koyduk mu? Kader bu mu? Bu. Şimdi Berat Gecesi ile Kadir Gecesi ilişkili yapalım. Çekirdek, çekirdek kaderdir. Ne var çekirdekte, ağacın çekirdeğinde? Olması muhtemel bütün mertebeler var. Ama o çekirdek, toprağın, o ektiğimiz toprak, yaz mı, kış mı, toprak mı ve ektiğimiz memleketin nem derecesi, yağmuru, e, aldığı güneş ve bulunduğu coğrafya, e, hava durumu çekirdekteki yazılım hepsini çıkartmıyor. Çıkmıyor. Şartlara göre çıkıyor. Çekirdeğin ne suçu var şimdi? Çıkmadı hepsi. Çünkü niye? Güneş o kadar gelmemiş. Doğru bir yere ekmemişsin. Ağaca doğru kim kimyevi muamele yapmamışsın. Budama ve muamelen eksik. Sulamayı yanlış O memlekete fazla uygun değildi o. Gittin narı Rize'ye diktin. Kutuplakileri ekvatora ekvator, ekvatordakileri kutuplara ektin. Çekirdekte bu var. Ama dış satlarla çıkmadı. Kader genel o yazılımdır. Berat gecesi ise toprağın, güneşin, yağmurun ve yaşadığın muamele, İslamiyet'teki eylemlerinin bütünselliğiyle o gece berratını yani bir senelik kaderini sen oluşturuyorsun. Bir senelik kainatını oluşturuyorsun. Küçük dünyanı oluşturuyorsun. Büyük dünyadır kader. Allah'ın dışında bütün şeceri hilkattır kader. Kader şeceri hilkattır. Esma-i Hüsna'ların bütünselliğidir. Berat gecesi ise bu bütünsel şeceri hilkat içerisindeki benim hususi oluşturduğum kainattır. Kainatımın çekirdeğidir berat gecesi. Berat gecemi nasıl oluşturuyorum? Bir, yaşadığım doğru ve yanlışlarımla. Evamir Kur'aniye. Kur'an'a uyduğum kadar. İslami suyuyla sünnet-i seniye ne kadar uyarsam. Kitap, sünnet. Sonra kıyas ve icma. Yani toprağım, yaptığım ağaca muamele, ağacın aldığı su, ağacın gördüğü güneş. Bunların toplamı ben hususi ağacımı oluşturuyorum. Hususi kainatımı oluşturuyorum. Bu hususi kainatımın çekirdeği ki ağaç bir senede neşe nema bulur, meyve verir. Ondan sonra ölür. Gelecek sene yeniden bir ağaç kurulur. İşte ağacın bu kanunu bizde de cari. Bir senelik kainat ağacı. Bir senelik hayatının çekirdeğidir Berat. Berat'ını ne oluşturuyorsun? biraz değişmedim abi. İlk başta suydu. Şu anda diğerkilerini <laughs> de kattık Berat. O ne yaptık? Hayır. O, Allah o unvan olarak verdi o Berat. Allah canibinden berat, Allah canibinden regaib, Allah canibinden miraç, Allah canibinden kadir gecesini anlattık. Şimdi insana indirdik bunu. İnsanda nasıl olur? O Allah canibinde regaib bizim iman nuru, imana denk geliyor. Allah canibinden İslamiyet berat bizde. Allah canibinden Kur'an bizde kadir gecesi. Yani eylemler, helal ve haramlarım, Kur'an'a intisalim ne kadar uyuyorsam. Allah canibinden e, miraç alemi gayblara yapılmış bize ibadetlerimiz. Yani sünnet-i seniyelerimiz. Allah canibinden o dört isim insanda nasıl tezahür ediyor? E, bir daha söylüyorum. Regaib iman nuruna, imanımıza. Berat İslamiyet suyuna. Kadir gecesi Allah canibinden. Bizim Kur'an'a imtisalimize, minat ise ubudiyetimize bakıyor. O zaman biz ne yapıyoruz? İslamiyet suyu yani yaşantımızın bütünselliği, sünnet-i seniye. İslamiyet bizde sünnet-i seniye. Allah bizde regaib, iman nuru. Regaib işte güneş mi? Güneşe. Çünkü Allah yani çekirdekteki kader, beşerin o bütün şeceri hilkatın olabilme bütün şeylerinin bütünselliği. Ama çekirdek hepsi ağaç olmuyor ki. Ağacın mesela Adana'daki çekirdek Rize'ye diktik. Ya yaprağında eksiklik oluyor. Ya fırtına geliyor meyve vermiyor. Ya da nem olmuyor. O Yani çekirdek bir tamam ya ağaç olmuyor. Yani çekirdekte eksiklik yok. Dış şartlardan eksiklik var. Dolayısıyla bu neyi şey yaptı? Diyor ki kaderiyle benim diyor berat nedir? Kader nedir? Bütün her şeyin içinde olduğu fanostur. İzmi ezelidir. Fanosun öncesi sonrası alt üstü var mı? Şöyle bir fanos. Küre düşünün. Bunun içerisinde ceylan ediyor. Kader ezeli diyor bu fanos gibidir. Meleği ağladan, manzarayı ağladan bakan olmuş olacak ezel ve ebed birden tutar bir ayna mesabesindedir. Yani fanostur. Böyle bir ayna değil de fanostur. Fanosun içindedir. Peki bu fanusun içerisi nedir o? Şeceri hilkattır. Benim oluşturduğum kader nedir? Şeceri hilkatı içerisindeki kainattır. Benim hususi dünyam, benim kainatımdır. İşte bu bu fanusu Furkan, bu fanusun regaip, Berat, miraç, kadir gecesini anlattım. Bu ne demektir? Bu fanusun içerisindeki Küçük kainat, şeceri dikkatin küçüktürmüş içinde ve bir de gençlere ait bir misal vereyim. Mesela Türkiye'de türbin yapılacak. Senin kafana göre yapamazsın. Türbin şekli, top sahasının uzunluğunu kısa. Vallahi ben kafam esti uzun yapıyorum. Çizgiler ve penaltı ne demektir, taç ne demektir, bu nasıl olur? Yani spor kompleksinin komple geneli kaderdir. Sana bağlı değildir. FIFA, UEFA mı? Onların yazılımıdır. Onların sana takdimidir. Peki sen bunun içerisinde oynayan topçu. Ben kafama göre penaltı sayarım. Ben bunu taç saymam diyebilir mi? Diyemez. Ne yapar? O top sahasının içerisindeki kurallar kaderdir. O kurallar içerisindeki senin tercihlerinle futbolu oluşturman senin hususi dünyan cüz-i ihtiyarındır bütünsel içerisinde sana e, verilen miktarlar, sana verilen yetkiler, sana verilen özelliklerinle yani tercih içerisindeki sana verilen tercih miktarıdır. Mesela neye benzer? Yani futbolcu ben bunu taç sayamam. Neye benziyor? Vallahi ben bugün güneş doğmasın. Bugün güneş doğmasın diyebilir mi? Der de olur mu? Yani mesela UEFA diyor ki bunu taç sayacaksın. Futbolcu diyor ki ben saymıyorum. Yani o nedir? Sana o top sahasında bir kural çalışıyor, nizam intizam çalışıyor. O sistem içerisindeki tercih içerisindeki senin tercihlerin bunun içerisinde olmalı. Tercihlerim tercih edilmişlerin içinde olacak. Zaten sistemde böyle çalışıyor. Mesela ben desem ki yağmur yağmasın, güneş doğmasın, ya kıyamet kopsun. Böyle bir tercihim olur mu? Olmaz. Top sahasında da futbolcu diyemez. Bunu taç sayamam. Bu kuralı ben değiştiriyorum. Tercihlerin içerisindeki tercihim cüz-i ihtiyaridir. O tercihler nedir? Genel tercih nedir? Hem genel tercih hem futbolcuların tercihinin bütünselliği kaderdir. Sana bunu abi şey olarak tam dediğiniz manada şurada ifade ediyor. İşaret edeceğiz. Diyor ki Cenab-ı Hak verdiği cüz-i ihtiyarı ile efali ihtiyariye alemini kesbiyle teşkil etmeyi insanı mükellef kıldı. Yani ben bir sürü kurallar var değil mi top sahasında? Dünyada da bir sürü kurallar yok mu? Güneşin doğması, batından doğması. Dünya nasıl dönüyor? Saat ibresi gibi değil. Haç gibi. Yani sağdan sola dönüyor böyle yazı gibi. Şimdi de, diyebilir miyiz ki ay ben böyle döndüreyim. Cüz-i ihtiyariyle sana verilen sağda oku bakayım bak cüz'i ihtiyarıyla efali ihtiyariye alemini kesbiyle teşkil efal. etmeye... efal ihtiyar alemini kesbimizle tercih ediyoruz. Yani futbolcu misali kaderi itiraz eden adam futbolcuya baksın. Her futbolcu kafasına göre takılsa o top olur mu? Ha, o zaman ne diyor? UEFA ve FIFA diyor ki benim bizim koyduğumuz kural geneldir, evrenseldir. Herkesi kapsar. Ha, senin tercihlerini de biz nazara aldık. Bir sürü tercihler sunduk sana. Bu tercihler var sende. Şimdi bir sürü binlerce oyun yapabilirsin. Ama bu kurallar içerisinde oyunun oyu sayılır. Yani güneş doğmasın. Bu senin tercihin sayılmaz. Senin efali ihtiyariyeni efaline kainattaki efal ihtiyarisi içindedir. Yoksa kainatın kuruluşundaki Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarının arkasına geçemez. Yani futbolcu ben yeniden kural koyarım diyemez. Windows çalıştırıyorsun bilgisayarda. Windows diyor ki sana verdiğim hak, hak ve yetkilerle, serbestiyetlerle sen bunun içerisinde dolaşabilirsin. Beni ortadan kaldıracak, benim hükmümü değiştirecek sana yetki vermiyorum diyor bilgisayar yazılımı. Windows veriyor mu? Bir Windows'u temelde değiştireceğim. Öyle bir yetkin yok. Kader içerisindeki cüz-i ihtiyarı anlattınız. evet. O, bu da zaten cüz-i... Cüz, cüz yani. Buna... bu cüz-i ile berat geceni oluşturuyorsun. Yani her futbolcunun berat gecesi o maçta sergilediği performans oyunları, davranışları, ahlakı, e, efendim gayreti, her şeyinin bütünselliği. onun beratıdır. Ne neresinin beratıdır? Bir e, daha sonraki maçta oynansın mı oynanmasın mı? Sen futbolcu girdi, e, diğer arkadaşlarıyla uyumu, karşıki takıma karşı agresifliği, e, performansı, çözümlülüğü, e, ahlakı, ahlakla bedensel, ahlakı bedensel hareketleriyle. Sergilediği zaman o yönetici diyor ki tamam bir dahaki maçta oynayacaksın. Oradaki sergilediği ahlakı veya bedensel hareketlerindeki eksikliklerle sen daha milli takıma çıkamazsın. Peki insanoğlu yapmıyor mu? Allah da öyle diyor. Diyor ki sana diyor maça çıkarttım diyor. E sen bu performansını davranış ve ahlakınla eğer diyor uygun ikinci maça uygun olursan seni cennet deneyle maça çıkartacağım dünya maçına çıkarttım. Uygun değilsin veya uygunsun. Cennete çıkartacağım. Uygun değilsen daha eğitimden geçmen lazım. Hem ahlakın hem bedensel. O zaman celal ülkesi olan cehennemde biraz eğitim gör. Evet. Her senede değişme imkanı veriyor. her senede maç, maçta da her... Bunu yaptın değil mi? İki tane maç cezası verdi. Sonra bir daha sene veriyor. Yani bir maça çıkartmadım. Sonraki maça çıkarıyor. Yani her sene sana imkan veriyor. Eğer hayatımın tamamına çekirdek olsaydı Berat, hayatımın tamamına çekirdek olsaydı o zaman da olmazdı. Niye? Çünkü ben şu anda 59 yaşındaki haletlerimle bir senemi oluşturacağım ve adalettir. Ama ben 60 yaşındaki haletim daha değişik olacak. O zaman benim kainatım, benim kainatım daha küllü olsun, daha geniş çaplı olsun deme imkanı veriyor. Ömrümün tamamına değil bir seneme çekirdek oluyor. Allah ise beratı, Allah canimindeki berat ise Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yaratacağım meyil etmesi, rağbet etmesini olmuş Regaip. Bir de şunu söyleyeyim. Bu fanosun içerisinde toprak koyduk mu abi? Toprak koyduk, çekirdeği koyduk, büyüttük. Şöyle bak fanosun. Bu alemi işadettir. Çevir fanosu. Toprak nerede kaldı? Yukarıda. Cennette ağaçlar ne, nasıl olacak? Kökleri yukarıda, dallar aşağıdadır. Fanosu çevirdin. Yani kader bütün şeceri hilkatı içine alıyor. Dünyadaki muamele, emirleri, hükümleri, yasakları dünya için değil. Yani evvel, ahir, zahir ve batın insanın fıtratına, Allahça gayesine, Allahça değerine, alemi gaybdaki tezahürlerini ve alemi ki bütünselliğine, insani ilişkilerde göre Kader hükmü diyor. Bak Fanos'u şöyle tuttuk. Alim şahadet. Toprak burada. Büyüdü mü ağaç? Cennette ne olacak bu? Çevir Fanos'u. Toprak yukarıda. Kök yukarıda. Ağaç aşağıda. Çevir böyle bunu. Mazi. Sağ taraf mazi. Allah canibinden ilk kuruluş. ilk kuruluş. Mazi. Allah'a nokta istinat. Allah'a. Çevir Fanos'u böyle. Ahiret. İstikbal. Nokta istimdat ahirete bakıyor. Fanus onun için alt üstü yok. Çevriliyor alemi şâdet çeviriyor e, alemi gayb çeviriyor Allah canibindeki ilk zuhurata ilk bu tarafa çeviriyor. A, şeceri hilkattaki sonuçlara göre. Yani kader fanus gibidir. Onu e, evirip çeviriyor. E, ama bizimdeki bütün kainat da bunun içinde. Kainat o çekirdeğin Bak güneş, bak güneş, yağmur, ağacın zahirisi muamele, toprak ve çekirdek. Hepsine de küçük bir şey, dünya ya orası. Orası kainat. Şeceri hilkat kapsar. Bu kader. Çevireceksin ya. O kadar. Ha, güzel bir şanslama oldu yani. Evet, falan olsa çeviriyorsun. İşte o kardeş soruyor, diyor ki, benim madem diyor, berat gecesinde çekirdeğimi oluşturuyor, Kaderin neresindedir diyor benim diyor Berat diye gecem. Sen futbolcu ile misal ver, verdim ya. Sen eğer bu sahaya çıktın, performans dedikleri, ahlakı davranışları, uyumluluğuyla bedensel özelliklerini bütünleştirirsen, yönetici diyor ki gelecek maçta da çıkacaksın. Peki nasıl yaptı adam yönetici? O türbinin azarı aldı. İnsanların beklentisini. UEFA FIFA'nın sistemini de korudu. Bunların içerisinde tercihleri içerisinde tercih yaptı futbolcu. UEFA ve FIFA bak stadyumdakilerin tercihleri var, futbol kuralları var. Bu tercihler içerisindeki futbolcunun tercihler bütünlüğü senin berratındır. Çoğuna hani kudret, irade ve kudret tağlık etmiyor ya abi. Çoğuna. O sanki insanlar o mu yanıltıyor acaba? O yanıltıyor. Hani ilmi muhitezile diye hepsi mevcut. Tamam kudret tağlık etmemiş. Senin Yazılı cüz bu. Cüz'i cüz ihtiyarınlar tercih ettiklerine irade ve kudret tağlık ediyor. İlim malumat abi. Senin mesela ilim şöyle bak. Bakıyor sana. Bakayım nereye yapacak? İlimde olmuş olacak her şey var. Biz yazmıyoruz. Yazılanların nefsül emre çıkması için o ilim yap değildir, ilim kudret değildir, ilim irade değildir, böyle yap emri değildir. İlim bütünsel sistemin yazılımıdır. Mesela 00111000 bilgisayar yazılım kuralı. Sen bununla, bu yöntemle kötü filmi yazarsın bilgisayara, iyi film yazarsın. Yani yazılımdır. 001 nedir? Her şeydir. Elektrik gibidir. Her şeyi çalıştırırsın. Ama o şeyle o bilgisayardaki o sistem veya kader evrenseldir, iradedir. Kaderi kudret zannediyorlar. Ondan ata yapıyor. Kader ilim levindendir, Kudret değildir ki ihtiyarı ref olsun. İhtiyarım yok. Niye kader var? Kader kudret miydi ki senin iraden yok? Kader, kader Kur'an diyor ona o anda der diyor. Bu şerdir Yapma. Yapma. Bu hayırdır yap. Dönebilir. Eğer kader sonuç olsaydı Kur'an niye diyor yap yapma? Madem ben karar verdim her şeyi bitirdim Kur'an diyor ki yapma. Madem sorarlar adama ey kader benim yapıp yapmayacağım hepsi net idi. Hep yazılmış ise sen bana niye yapma diyorsun? ben yapmak zorundayım zaten. Kaderim yazılmış. O zaman adama sorarlar. Sen kaderi nerede gördün böyle? Ne yapayım ben yapmak zorundayım çünkü kader levhası bugün indi sabah. Ben de bu levaya baktım akşama bunu yapıyorum. Akşama bunu tatbik ediyorum. Yani kader e, sana diyor ki yapma eşini doğru seç. Peygamber diyor ki e, şu şu şartlarda malı için güzeli için dini için seçilir. Sen bunu için seç. Diyor mu ki senin kaderindir otur oturduğun yerde hem rızkın hem eşin gelecek. Değil. Öyle olsaydı niye yap yapma emirleri geliyor. Kur'an diyor ki yapma. Hemen vazgeçiyor. Ha, kader ise bunun sonsuz muhtemeli ihtimaliyatı da var. Vazgeçeceği de var. Yani bilgisayardaki filmlerin yazılımları var ya. Var yok yok var var yok. Vücut adem adem vücut 0 1 0 0 0. Her şey yazılıyor. Kader böyle bir sistem. Olasılıkların bütünselliğidir. Ee, i̇htiyar ise olasılıklar bütün bütünselliği içerisinde olduklarımdır. Olmam gerekenleri ben tercih ediyorum. Bütünsel içinde ben seçiyorum. Markete gidip bütün marketi mi alıyorsun? ettiklerini alıyorsun. Herkes farklı şey ediyor. Evini farklı donatıyor. Zaten hayatın her safhasında kader var. Kader eğer öyle e, kudret ve irade olsaydı, Kur'an o anda onu vazgeç, yapma demezdi. Hatta kendi dünyamızda uygulayalım. Kader taha, düşüncelerimizin, bilgi, ilim, malumat, zan, ee, şüphe, vehim ve ses her şeyimizin bütünlüğü. Her bildiğimizi yapıyor muyuz? Tamamen karar verdiğimiz halde vazgeçmiyor muyuz? Kader kafamızın bütünselliğidir aklımızın. İhtiyar ise onların içerisinde seçtiklerimdir. Ka kader her şeyi biliyor. Ben her şeyi bilmiyor muyum? Doğruyu, yanlışı, eksiği, noksanı. E peki niye bunu böyle yapıyorum? Niye başka zaman bunu böyle yapıyorum? Bilgin Bilgi mi sorunu var? Bilgi sorunu yok. Ne sorunu var? onu onların içerisinde seçip eyleme dönüştürme sonucum var. Yani kader insanın kafasındaki bütün bilgi, malumat, zan, şüpheler, tereddütler, vehim ve vesese her şeyin bütünlüğü. Kader bu. Burada her şey var. Ben bunların içerisinden çekiyorum. Bugün böyle yaptım aynı şeyi. Yarın aynı şeyi farklı yapıyorum. Burada farklılık da var. Her şey var burada. Ben buradan seçiyorum. Kader kafa gibidir. İrade ise bunların içerisine seçmektir. Kudret ise onu yapmaktır. İlim bilmektir. İlim bilmektir. İrade tercih etmektir. Kudret bildiğini tercih edip vücuda çıkarmaktır. Allah da kaderi bu bütünselliği içerisinde ilim levindendir. Kudret ne olsa ihtiyar olur. İhtiyar kalmaz ki. Zaten kader yaptı. Kader kudret değildir ki. Kader irade değildir ki. Kader ilimdir ya. İlim yap mıdır? Bilmenin nihayetsiz sonsuz mertebeleridir. Fanos çok önemli. Çeviririm alemi gayp olur. Çeviririm alemi şahadet olur. Çeviririm ruhlar alemi olur. Çeviririm e, e, çeviririm böyle ezel olur. Çeviririm ebet olur. Yani ebed ebed yani, bu tarafa çeviririm ezel olur. Sağa çeviririm. Allah canibinden ezel olur bu tarafa çeviririm ahiret canibinden sonsuzluk ebet olur. Fanos ya. Çeviririm ebet olur. Allah'a çeviririm ezel olur. E, gayba çeviririm ahiret olur. E, şahadete çeviririm alemi şahadet olur. Dünya olur. Fanos. çevirdik. tak tak tak. Vefat ettim ben. Şimdi kadar böyleydi. Vefat ettim öyle oldu. Ağaç yukarıdan aşağıya. Dünyada ise aşağıdan yukarıydı. E ben diktim ağaç. Beni büyüttüm ağaç. Farklı olur mu? Şimdi ben fazla ihtimam etmedim. Yani ona muamele yapmadım. Budamadım. ilaçlamadım, Baharda dikmedim. Taşlara diktim. Bilmem ne yaptım. Ağacım ne kadar büyür? Ne kadar büyüttüm bu kadar? Furkan. Çevir. Ne kadar büyük gözükür? Ya büyüttüğün kadar. Alemi şehadette ağacı ne kadar büyütürsen, çevirirsen. Yani böyle yüksekteydi. Yukarıdan aşağı yüksek olur. Yaptığım kadardır gözükenler. Aynı yaptığımı çeviriyorum yukarıya. Aynı miktar yukarıdan aşağı olur. Yaparken buradan yukarıya doğru. Yani ağaç buradan böyle büyür. Ahiretten yukarıdan aşağı büyür. Fanusu çevirdim. Yani ağacı ne kadar büyüttümse ona ne kadar güneş koydum. Yani insanın çekirdeğine güneş nedir? İnsanı, bak insanın çekirdek nedir? Kainatın, şeceri hilkatın çekirdeği ruhtur. Ruh, ruhu bak anlatayım. O çekirdeğe. Güneş çekirdeğe neyse insana da iman Allah ruha öyledir. Bir daha çekirdeğe güneş neyse insanın ruhuna da Allah ve iman öyledir. O çekirdeğe su neyse Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesi de sünnet seniyesine ruha öyledir. O ağaca yapılan ziraat, zira, zirai muamele, çiftçilik yani oradaki ilim, ziraat mühendisi o ağaca yapılan muamele neyse neyse Kur'an'a uymak, uymamak ruhuma öyledir. O toprak çakıllı mıdır, kumlu mudur, çamurlu mudur, siyah mıdır, beyaz mıdır, taş mıdır, toprak mıdır, yaz mıdır, kış mıdır? Toprak seçimi çekirdeği neyse Ubudiyeti yapıp yapmamakta ruhuma öyledir. Toprak ubudiyettir, güneş imandır, İslamiyet sudur, Kur'an muamele şeklidir. Ve selam. El Fatiha. Ben de mesela orayı okumadan önce biliyordum ki ben sadece benim yaptıklarım benim kuvve hafızama kayıtlı. Mesela kainattaki her bir hadise Güven'in kuvve havazamda kayıtlı inşallah Hepsi var. Çünkü kuvve hafızan veya diyelim ki hayal, alem-i misalın bütünselliğidir. Her bir şey kainatta ne varsa hepsi orada kayıtlı. Bir şey söyleyeyim de şaşıracaksın. Zahirde öğreniriz, ilim yaparız. Zahirde böyledir. Değil mi? Batında nasıl biliyor musun? Öğrenilen herhangi bir şey yoktur. Dışarıda öğrendiklerin içerideki zaten nihayetsiz bütün bütünsel ilimlerin uyandırılmasıdır. Zaten bende var. Dışarıdan öğrenmiyorum, dışarıdan uyandırıyor. İçeride bütün yazılımlar var. Hepsi var, sonsuzluk. Dışarıdan öğrendiğim ne yapar? O öğrendiğim miktar yazılımın üstünü açıyor. uygulayayım şey. Bu da çok garip ama. Azrail aleyhisselam zahirde gelir ruhu alır değil mi? Cebrail aleyhisselam zahirde gelir Kur'an'ı getirir değil mi? Mikail aleyhisselam zahirde hadiselerimizi tanzim eder değil mi? Hayatımızı bedende tutan değil midir misrafin? Batını söylüyorum. Azrail gelip canı almaz. Azrail zaten ruhu bedende tutuyor. Vefat adına Azrail gidiyor. Azrail var zaten bende. Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı getirmiyor. Zaten dima Kur'an'ın bütünselliği, lef-i mahfuzun tamamı burada var. O öğrendiklerimle eğitim alarak ne okuyup dinlediğim ne varsa buradakini uyandırıyor ve alleme ademe esma külliha yani Allah var iken hiçbir şey yoktu dan ta ezelden ebede olmuş olacak bütün ilimlerin hulasası Adem'e yazdım diyor Cenab-ı Hak. Adem'e esma külliha bütün ilimleri koydum. Bizde de koydu yani evladı olarak. Bizde hepsi var. İlim ne demektir? Öğrenilen şeyle varın üstünü açmaktır. Cebrail zahirde geliyor. Hakikatta uyanıyor. Azrail zahirde gelip canı alıyor. Hakikatta ise çekip gidiyor. Yani hatırlayayım. Kader zahirde e, e, tercihlerimizin bütünü aslında bütünselliğimizin uyandırılış miktarıdır. Demek ki Üstad bu cihetten söylüyor abi. Eğer kadere iman olmazsa hayatı, dünya ve saadeti mahvolur. Mahvolur. Bir program, bir sistemin düzgünlüğünü insan bilmezse ne zaman ne olacak başıma gelecek belediye. Yani sen buhran buna mı geçirir yani? Şimdi mesela taban, e, tavan inebilir. Depremden iner. Şu anda kalbim duyma, durmaz mı? Ben size yaşadığımı söyleyeyim. Dün akşam dediğin için söylüyorum. Baktım uya şey yaptım. Ee, uyandım bir sarsıntıyla. Bayağı sarsıntı yapıyor. Ee, kalktım. Öyle bir şey yok. Neymiş biliyor musun? Yani eğer iman etmez hemen yattım tekrar. Baktım meğer hem tuzlu yemişiz. Hem program yaptık ya böyle enfusi. E, geç yedik ne bileyim onların tatırı için falan yedi kamolu. Vücut kas o saat yenir mi? Vücut çarpınca titretti yani. Hararet bir acayip. Ee, tansiyon dediğimiz şey yani kanın hareketleri acayip. Kan pompalıyor tamam böyle gor 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 gor. Uyandık. Peki kaderi iman etmese ne olacak biliyor musun? Eyvah kalp krizi geçiyorum eyvah deprem oluyor. Yok gittim ya su içtim yattım. Hiç konu bile olmadım. Çünkü niye? Her şey kader takdir edilmiştir kısmetine razı ol ki rahat edersin. Niye? Ben kısmetim ne? Eylemseldir. Ama burada ince bir şey var. Bak yeni bir şey öğrenmenin adı bilgidir. İlim değildir. Uyandırılanın adı ilimdir. Vesvese Risalesi'nde diyor ki ilim onu tard eder vesvese için cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gider. Peki kardeşim ben ilim onu tard ediyorsa ben ezbeledim şeyi vesvese Risalesi. Niye gitmiyor? Ha, Okudum, ezmelediğim ilim değil ki ilim tard etsin. İlim eylemseldir. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur, muktedirdir. Yani subutu sıfattaki ilim, sıfatı subutiyede şu topraktan, ölü topraktan canlı çıkacak da Allah'ın subutu sıfattaki ilimler kafan içerisinde cansız olur mu? Su içiyorum, canlanıyor. Saç tırnak oluyor. Bilgiyi alıyorum, içeride cansız oluyor. Böyle yazı mı oldu? Kafada böyle bir şey mi var? Kafada nedir biliyor musun ilim? İlim kafada canlıdır, ruhludur, şuurludur, muktedirdir, iktidarlıdır. Peki öğrendiğimiz fen nedir? Kimya, matematik, öğrendiklerimiz bilgidir. Bilgi uyandırılırsa canlı, ruhlu, şuurlu, muktedir olursa içimde o aktifliğinin adı ilimdir. Aktif olmayanın adı bilgidir ki Kur'an-ı Kerim kitap yüklü merkebe benzetiyor. Eyleme dönüşmemiş Uyandırılmamış bilgiler, ilme dönüşmemiş bilgiler e, yüktür. Eşeğin taşıdığı kitap gibidir. Bu e, ilim değil ki bu. Bu bilgilerin manzumesidir. Bu Kur'an'a misal vereyim. Kur'an'a vereyim bak şimdi. Bu Kur'an sayfadır. Sayfadır, mürekkeptir. Bu mahluktur. Şimdi sen Kur'an'a mahluk desen kafir olursun hakikaten. Ama Kur'an değil ki bu. Bu nedir? Sayfalanmıştır. Bu musaftır. Musaf. Tabirleri tanımlayamadığımız için sorun yaşıyoruz. Bunun adı ama ayrıyeten biz Kur'an dedik. Bunun adı sayfalanmış, mürekkeplenmiş yazıya, şekile dönüşmüşse bu musaftır. Peki Kur'an nedir? Bunu okuyan da her kim okuyorsa onda uyanandır Kur'an. Ee, bu hakikati nedir? Lefi mahfuzdur. Ma'iyeti nedir? Kelam sıfatıdır. Allah'ın sıbutu sıfatındaki kelam sıfatına Kur'an'ın kelam sıfatı. Allah'ın nefi mahfuzdaki indirilmesine Kur'an'ın hakikatıdır. İnsan da yakrauna Kur'an oku Kur'anını boğazdan aşağı inmişse okuduklarım. E ne kadar ben bunu okurken uyandırdıklarım. Fikren, hissen, fiilen, ruhen, kalben vicdanın ne kadar neler uyanmışsa o uyananların bütünlüğü bende Kur'an'dır. Önümdeki bu nedir? Musaftır. Kurandaki. Herkesin Kur'an'ı farklı. Herkes de uyanandır. O zaman ve alleme Adem esma külliha burada 20. sözde diyor. Allah'ın dışında yaratılmış yaratılacak her şeyi biz Adem'e öğrettik. Yani yazdık. Bütün isimleri yazdık. Yazdı mı? Yazdı. Mikrobu da kanseri de her türlü Müspet menfi her şey yazılmış. Bende var mı abi? Var. Oradan bir şey öğreniyorum. Bir şey almıyorum. Aldıklarımla uyanıyor. Mesela şöyle. Burunda bütün kokuların istidadı yok mu? Var. Ama o bununla ben uyandırıyorum. Bu taşla ben uyandırıyorum. Bu taş yapmıyor benim burnumundaki koku istidadını. Buna kabilet denilir, buna istidat denilir. Nedir o? Taş ile yani bu çiçek ye. Aa, ortaya çıkan koku var ya koku. Haz, lezzet. Eğer ulvi bir şeyse lezzettir. Dünyevi bir kokuysa o da zeftir. Uyandı mı abi? Uyanana kabilet denilir. Yazılımına istidat denilir. O zaman e, ben bu gülün kokusuyla koku istidadımı yaratmıyorum aşağı. Halk etmiyorum. O çekirdeği yapmıyorum. O zaten var. Diyebilir misin ki gülden koku alırsın ama çiçekten alamazsın, taş topraktan alamazsın, kokudan alamazsın diyebilir misin? Diyemezsin. Demek ki olmuş olacak, aldın almadın bütün koku yazılımına ilim denilir. Ama onu bir şeyle muhatap kıldım, yoğurtu kokladım, ortaya çıkan haza kabilet denilir. O zaman ilim zaten bütün... Kader bizde uyandırdıklarımız cüz-i ihtiyari. Kader bütün şecer-i hırkatın nizam, intizam, etme meşhudiyet, taayyün, evamir, tekvinin hulasasıdır. Yani buna ne diyorum? Nizam, intizam, malumet, meşhudiyet, taayyün, evamir, tekviniyenin hulasasının bütünsel, tayin pekmez gibi bütünselliğine esma-i fiiliyelerin bütünlüğüdür. Bunlar bende var mı? Var. Hepsi var. Olmuş olacak. Allah'ın dışında her şey var. Ama ne kadar uyandırırsam benim cüz i ihtiyarımdır. Efal ihtiyarımı teşkil ediyor. Ben yapacağım. Onu ben uyandıracağım. Şecer i hilkat sana rağmen var. Kainat sen kuracaksın. Kainat şecer-i hilkat içindedir. Bir umumi dünya var. Güneş, toprak. Şu anda güneşi ben şey yapamam. Ama benim de bir küçük dünyam var. Güneş de var. Dünyada yağmur var. Ben yönetemem. Bende de yağmur var. Da, dünyada yağmur. Bende sünnet-i seniye. Dünyada güneş. Bende Allah dünyada toprak ben de fark, noksan, kusurunu derut edip ifade etme adına ubudiyettir. E, kainatta bir şey, muameleler var. Yaz, kışta şöyle olur. Yağmur yayınca palto giyeceksin, ağacı buduyacaksın. Yani kainattaki efal ihtiyarlarının muvazenesi. Ben de de Kur'an'a imtisal edersem. Aynı. Küçük, büyük. Evet. Tamam. El-Fatiha.